dördüncü mukaddimeyiz. Yani kitap öncesi, konuya giriş öncesi hocanın giriş kısmı diyelim. Geçen üçüncü şeyde demişti ki insan, mahlukat arasında ilk şüphe şeytandan dolayı kaynaklanmıştı ve altı tane yanılmıyorsam şüpheden, şeytanın şüphesinden bahsetmişti. Şimdi o şüpheleri buradaki mezheplerle bağlantı kuracağı için söylemiş oldum. Dördüncü el-mukaddimetur rabiatu, dördüncü mukaddime fi beyani evveli şüphetin vakaat fil milleti İslamiyeti, İslam toplumunda vaki olan, ortaya çıkan ilk şüphenin beyanı sadedinde diyor dördüncü mukaddime. Ve keyfiyeti inşiabiha, inşiab şubelenme, dallanma, budaklanma. Yani nasıl bu dallanma, budaklanma, şubelere ayrılma, ayrılık oldu? Ve men mastaruha, bunun mastarı, kaynağı kimdir? Kurucusu kimdir? Ve men muzhiruha, ya da ilk çıkaran kimdir? Muzhiruha da son gösteren, ellezî azhara, yani ellezî azhara yusir, ortaya çıkaran kimdir? Ve kemâ karrarna, daha önce de söyledik ve ortaya koyduğumuz üzere, enne şubuhâti lletî vakat fî âhir zaman, ahir zamanda vaki olan, ortaya çıkan şüpheler, hiye bi aynihâ, bu şüpheler bizzat tilke şubuhâti lletî vakat fi evveli zaman, zamanın başlangıcında, yani şeytanla ilişkilendirmiş çünkü önceki mukaddimede, ilk zamanda çıkan, ortaya çıkan şüphelerin aynısıdır. Bir fark yok. Şeye bakıyorum, harekeyi yanlış yapmayayım diye. Elleti vakat fi ahiriz zaman hiye bi aynihâ tilke şubuhatu okuyalım madem, çünkü şey yok. Şubuhat yok kurduğunda merfu okuyalım. Tilke eşşubuhatü leti vakat fi evveli zaman. Kezalike yumkinen nukarrira fi zamani kulli nebiyyin ve devrin, ve yine bizim şunu da ortaya koymamız mümkün, takdir etmemiz, ortaya koymamız, her nebi, her zamanda ve her nebinin zamanında, fi zamani kulli nebiyyin, her nebinin zamanında ve devrinde, en nukarrira sahibe kulli milletin ve şeriatin, ve her işte din ve toplum sahibi için şunu ortaya koymamız mümkün ki, enne şubuhati ümmetihi fi ahir zamanihi, o peygamberin, nebinin ahir zamanında, ümmetinin ahir zamanındaki şüpheler, naşiyetun, Enne'nin haberi merfu, naşiyetun min şubhati husema'u evveli zamanihi minel kuffari vel mülhidin. Diyor ki bu peygamberin, ümmetinin ahir zamanındaki şüpheler, onun ilk başlangıç yıllarındaki düşmanlarının şüphelerinden naşidir, doğmuştur. Minel kuffari vel mülhidin, kafirlerden, mülhitlerden, ve ekseriha minel münafıkî, ve çoğunlukla da münafıklardan kaynaklanmıştır. Ve in hafi aleyna zalike fil umemi salifeti, diyor ki bu her ne kadar bu söylediğimiz şey bize hafiye yahfa, gizli kalmışsa da, bize bilmiyorsak da, niçin? Li temadi zaman, zamanın geçmesi, uzun zaman geçmesi sebebiyle bizden bu gizliyse de, biz bilmiyorsak da, felem yahfe fi hadihil ümmeti, bu ümmet için, bu İslam ümmeti için gizli değildir. Ne gizli değildir? Enne şubuhatiha, bu ümmetin şüpheleri, neşeet, bu küllün nasıl harekeleyeceğiz? Hadi bir size soru da sorayım. Küllün harekesi ne olacak? Canlı katılanlara bir şeyimiz olsun, kıyamız olsun. Merfu, merfu. Hayır. Neden hocam? Çünkü mansup olacak. Enne şubuhatiha dedi ya. Enne şubuhatiha, bu şüpheler neşeet çıkmıştır. Bu şüpheler kulleha, yani şüphenin tekiti olduğu için açık. O da Enne'nin ismi mansup olduğu için mansup okuyoruz. Ama acaba şu, siz şunu düşündünüz herhalde. Neşeet hiye
kulluha diye düşündünüz değil mi? Evet hocam. Evet, neşeet hiye kulluha olursa o zaman merfu olur, doğru. Ama ben direkt enne şubhatiha bağladığım için mansup dedim. Ama neşeet fiilden sonrası için belki de doğrusu kulluha. Min şubhati münafiki zemenin Nebi aleyhissalatu vesselam. Ne dedi? Bu ümmetin şüpheleri hepsi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanındaki münafıkların şüphelerindendir. İz çünkü lem yardav bi hukmihi. Çünkü onlar Resulullah'ın hükmünü kabul etmediler. Bima kâne ye'muru ve yenha. Onun emrettiği ve nehyettikleri konusundaki bu hükümlerini kabul etmediler. Ve şer'u fîmâ lâ maslah lil fikri fîhi ve lâ mesra. Ve yine Resulullah'ın ve şer'u bunlar ne yaptılar? Fîmâ la masraha lil fikri fi ve la masra. Yani bir fikre açık olmayan, tartışmaya açık olmayan konularda bile bunlar konuştular, itiraz ettiler diyor. O yüzden bunları münafıkların şeyle ilişkilendirdi. Yani bir şey yok. Hani masrah normalde şey demektir. Bir şey gibi sahne olay yeri bir sahnelik bir şey yok. Bir tartışmalık bir şey yok ama onlar bunu şey yaptılar. Yani mesra da yürümekten yürüyüş gibi akla geliyor. Yani konuşulacak, söz edilecek bir konularda bile bunlar konuştular anlamında. Ve se'elu amma muni'u minel havdi fi. Ve onlar nehyolundukları dalmakta, havdi dalmakta nehyolundukları şeyleri sordular. Ve suali anhu muni'u minel havdi fi ve suali anhu ve soru sormaktan men edildikleri şeyleri sordular. Ve cadelu bil batıl fi ma la yecuzul cidalu fihi ve tartışmanın caiz olmadığı konularda da batıl onunla tartıştılar, mücadele ettiler o münafıklar. Şimdi örneklere geçiyor. İ'tebir, mesela ibret al diyor. Örnek olarak sana vereyim. Hadise Zülhüveysirat Temimi Urkus bin Züheyr. Bu şeyde dipnotta da geçiyor. Sıffin Savaşı'nda Hazreti Ali'ye karşı, yani Hazreti Ali'nin safında olup sonradan ondan ayrılanlardan, Hazreti Ali'ye en şiddetli muhalefet edenlerden Nehrevan'da yanılmıyorsam öldürülüyor Zülhüveysira. Şimdi onu örneğini veriyor. Bunun hadisi. İz kâle i'dil ya Muhammedu Resulullah'a adaletli ol ey Muhammed demişti. Fe inneke lem ta'dil. Sen adaletli davranmadın. Hatta kâle aleyhissalâtu vesselâm Resulullah da kızıp ona demişti ki in lem a'dil fe men ya'dil. Ben de bir peygamber olarak adil olmayacaksam kim adil olur? Fe âdel la'inu. Bu la'in dönüp yine kâle şöyle cevap vermişti. Hâdihi kısmetun mâ uride biha veçhullâhi teâlâ. Bu Allah Teala'nın rızası gözetilmeyen bir taksimdir diye itirazına devam etmişti. Ve zâlike hurucun sarihun alen nebi aleyhissalatu vesselam. Bu Resulullah'a karşı çok açık bir isyandır. Şimdi burada tabii olayı hatırlayacak olursak bu Hurkus bin Züheyr Buhari'de de geçiyor kısım kısım, yani bizim şeylerde Buhari'de de geçiyor. Tarih kitaplarında da geçiyor. Huneyn'den sonra ya da Huneyn ganimetleri dağıtılırken Cirane'de de geçtiğine dair kayıtlar var. Ya da bu Veda Haccı öncesi Yemen'de çıkan karışıklık sonrası Hazreti Ali'nin düzelttiği Yemen'deki ganimetlerle ilgili Resulullah yeni Müslüman olmuş bazı isimler de var. 7-8 isim zikrediliyor bu Yemen dolayısıyla. Onlara fazla verince bu kişi de itiraz ediyor. Resulullah da ben de bir peygamber olarak adil olmayacaksam kim adil olur diye kızıyor. Sonra Resulullah onun devamı herhalde geliyor. Evet, buradan okuyalım. Devam edelim sonra. Bunun soyundan işte bunlar işte Kur'an'ı okuyor. Bunları diyor Resulullah o hadisin devamında şöyle diyor. Bunları diyor siz Kur'an okuyuşlarını görseniz kendi yani namazlarını görseniz kendi namazınızı beğenmezsiniz, oruçlarını görseniz kendi orucunuzu beğenmezsiniz.
Kur'an okurlar ama hançerelerinden aşağı inmez. Bunun soyundan işte öyle bir şey çıkacak ki bunlar okun yaydan çıktığı gibi marika ismi ondan veriliyor ya haricilere dinden çıkarlar. Bir de bir tarifte bulunuyor. Bunların şöyle özelliği vardır. İki omuzlarından birinde bir et parçası var. Sedi Züsüdeyye de deniyor. Bu Züsüdeyye yani göğüslü demek. Göğüs sahibi şeyle omuzuyla dirseği arasındaki bölgede bir et parçası. Meme gibi. Kadın memesi de benzetiliyor. Hatta bu Nehrevan'da öldürülenler arasında Hazreti Ali bakın bakalım şeylerine deyince onu buluyorlar Zülhüveysera'yı. Ebu Said el-Hudri hatta diyor. Vallahi diyor ben Resulullah'ın bu hadisini işitmiştim. O adam da gerçekten de şey o şey arasında işte omuzun birinde et parçası görünüyor. Böyle bir rivayet bu. Devam edelim biz. وَلَوْ سَارَ مَنْ اِعْتَرَضَ عَلَى الْاِمَامِ Şimdi şey diyor ki Şehristani وَلَوْ سَارَ şayet diyor مَنْ اِعْتَرَضَ عَلَى الْاِمَامِ الْحَقِّ hariciyen şayet diyor hak olan imama, yöneticiye itiraz eden harici oluyorsa yine burada ben şöyle bir bizim bu kullandığımız nüshada Ümmühennâ Vefâ'ın nüshasında atlama olmuş. Bu Keylani daha önce biz bunu Seyit Bahçıvan Hoca ile ben bunu okumuştum. Oradan düzeltmiştik. Bahsetmiştim geçen hafta. Keylani bendeki 61'miş bu arada. 68 değil de ben 68 demişim herhalde. 61 baskısında metin atlaması var. O yüzden onu şuradan okuyorum. Şey diyor bir de haricen değil de hariciyen olacak. Velev sara şayet diyor oluyorsa men i'taraza alel imamil hakkı hariciyen hak imama itiraz eden karşı çıkan harici sayılıyorsa hemen şeyden okuyorum şimdi o açık kitaba bölümünden femen i'taraza alel rasul Resulullah'a itiraz eden ehakku bi en yekune hariciyen yani hak imama itiraz eden harici sayılıyorsa Resulullah'a itiraz ederse o zaman ehakku bi en yekune harici. O evleviyetle o haricidir. Eveleyse zelike kavlen bi tahsinil akli ve takbihi. Yani şimdi bu, bakın bu peygambere böyle bir itirazda bulunan bu aklı tahsini ve takbihiyle ilgili değil midir? Ve hukmen bil heva. Buradan geçelim. Ve hukmen bizim bakın atlamış. Femen faraza daha sonra düşmüş. Orayı okumuş olduk. Hatta belki şeyi çekmek isteyenler olursa böyle bir daha açayım bunu. Yani foto eğer metne ilave etmek isterseniz ya ekran görüntüsü alın ya da şurayı çekiverin. Sonra o gerçi metin sizde de yok da yani ilave edebilirsiniz isterseniz. Evet. Baktım. Ve hukmen bil heva fi mukabeletin nas. Ve bu nas'a karşı nas dururken nas'a karşı hevayı hakemen mi? Hukmen bil heva. Heva ile hükmetmek değil midir bu? Ve istikbaran alel emr bi kıyasil akıl. Ve bu yine akli olarak kıyasta bulunup nedir? İşte niye eşit dağıtmadı bu taksimi? Resulullah'ın o ganimet taksimindeki şeyini, hikmetini bilmediği için aklıyla mukayese edip de emre karşı gelmek değil midir? Emri beğenmemezlik değil midir? Diyor. Hatta kâle aleyhissalâtu vesselâm hatta Resulullah şöyle dedi sonra Seyahrucu min dıbbi hâzâr-racûl bu adamın soyundan, neslinden çıkacak kavmun bir topluluk çıkacak ki yemrukune mine dini. Dinden çıkacaklar. Hemen çıkacaklar. Kema yemruku sehmu mine ramiyeti. Yani okun yaydan çıktığı gibi çıkacaklar diye şey yapıyor. Buradaki el haber bi temamihi nasıl okuruz? Normalde evet. İkra demek değil. Mahsus bir şey var. İkra il habara bi temamihi. Bu rivayetin tamamını sonuna kadar oku diyor bize. Evet. El hadise el ayet olsaydı yani ikra il ayet ya da etmi min ayet el hadise deniyor. İ'tebir ve atebir. Yine örneğe devam ediyor. Ve atebir. Bak ibretle bak diyor. Hale taifeti nuhra minel münafıkine yevme Uhud'in. Uhud günü
Münafıklardan bir başka grubun haline bak. İzkalu şöyle demişlerdi. Hellena minel emri min şeyin. Burada bizlik bir şey var mı? Ve kavlihim lev kâne lena minel emri şeyun ma kutilna ha huna. Eğer burada bizlik bir şey olsaydı biz burada öldürülmezdik. Şimdi bu Uhud Savaşı'nda biliyorsunuz 1.000 kişi Müslüman ordusu çıkmış, şehir dışına çıkmışlar Uhud'da. Yani şehirde kalmadılar. 300 kişi kadar geri döndü. Bunların büyük bir kısmı Abdullah bin Übey bin Selül'ün başını çektiği münafıklardı. Bir de kararsız kalanlar vardı. Ona işaret ediyor. Ve kavlihim ya da kavlehum artık şeye göre yetebilir hale. Ve iskalu şöyle demişlerdi. Ve kavlihum diyelim. Ve kavlihum لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا Şayet bizim yanımızda olsalardı ölmezlerdi, öldürülmezlerdi. فَهَلْ ذَٰلِكَ اِلَّا تَصْرِيْهُمْ بِالْقَدَرِ Tabi ayetin devamında ne diyor? Bunlar diyor şeyde de kalsalar, evlerinde, yataklarında da olsaydı ölüm onlara gelecekti. فَهَلْ ذَٰلِكَ اِلَّا تَصْرِيْهُمْ بِالْقَدَرِ Bu kadere karşı bir açıklama değil midir? Yani kader konusunda bir hükümde bulunmak değil midir? Ve kavlu taifeti minel müşrikin. Yine müşriklerden bir grubun şu sözü. Levşâ Allahu mâ abedna min dûnihi min şey. Allah isteseydi biz onun dışında ondan başka bir şeye tapmazdık. Demek ki Allah istemediği gibi. Ve kavlu taifetin enut'imu men lev yeşâullâhu at'ameh. Bu da Yasin'de geçiyor. İşte onlara infak edin dendiği zaman enut'imu men kimseleri mi doyuracağız? Levşa Allahu atame. Allah isteseydi doyurabilirdi. Biz mi doyuracağız diye itiraz ediyorlar. Fehel hâda illa tasrihum bil cebir. Bu da cebiri açıklama değil midir? Yani cebir düşüncesine ilişkin fikirler değil midir? Ve'tabir bir hâle taifeti nukra haysu cadelu fî zâtillah. Yine şu grubu düşün ki bunlar da Allah'ın zatı hakkında tartıştılar. Tefekküran fî celâlihi ve tasarrufen fî ef'alihi. Onun celali hakkında düşünerekten ve tasarrufen fi ef'alihi onun fiilleriyle ilgili yine hatta mena'ahum ve havvefahum bi kavlihi teala. Yani Allah Teala onları men ettiği ve korkuttuğu halde bunlar Allah'ın zatı hakkında, celali hakkında, onun fiilleri hakkında konuşup durdular. Neydi o ayet-i kerime? Ve yursilus sadaika fe yusibu biha men yeşâ. Allah diyor ki yıldırımlar, şimşekler gönderir ve feyusibu biha men yeşa onlarla dilediğini ne yapar? Vurur, çarpar. Ve hum yucadilune fillah. Onlar hala Allah hakkında tartışmaya devam ediyorlar. Ve huve şedidul mihal. O en iyi tuzak kurandır. Şimdi bu ayeti kerimeye rağmen onlar Allah'ın zatı hakkında ve fiilleri hakkında ileri geri de konuşmaya devam ettiler. Ve hâdâ mâ kâne fî zemânihi aleyhissalâtu vesselâm. Ve huve ala şevketihi ve kuvvetihi ve sıhhati bedeni. Bakın bu söylediklerimiz diyor Resulullah'ın zamanındaydı ki o da gücünün, kuvvetinin ve beden olarak sıhhatinin zirvesinde olduğu halde bunlar oldu. Vel münafıkune yuhadi'un. Münafıklar aldatıcı olurlar. Öyletmiş gibi gösterirler, aldatırlar. Ve yuzhirunel İslam. Müslüman olduklarını gösterirler. Ve yubtinunel küfra, küfürlerini ise gizlerler. Ve innema yazharu nifakuhum, onların nifakı ne zaman ortaya çıkar? Yazhar nifakuhum bil i'tiraz fi kulli vaktin. Her vakitte itiraz ederler. Ala harekatihi ve sekenatihi, Resulullah'ın harekatı ve sekenatında ne yaparlar? Efendim, itiraz ederler. Ve saratil i'tirazatu kel buzur. Bu itirazlar önce tohum gibi, şey gibi olur, tohum gibi olur, bezrumuzu. Ve daharat minhas şubuhat kezzuru. Ama bu tohumlar daha sonra ne olur? Şüpheleri ekine dönüşür. Tohuma atılır. Daha sonra bu şüpheler ekin gibi olur diyor. Evet. Ve emmel ihtilafatul vakiatu fi hali maradihi aleyhissalatu vesselam ve ba'de vefatihi. Ama şimdi bunu söyledikten sonra diyor ki Resulullah'ın merazında, hastalığında ve vefatından sonra ki vaki olan ihtilaflar
Beyne sahabeti, el-ihtilafat tabi ba'de vefatihi beyne sahabeti, sahabe arasındaki ihtilaflar, radıyallahu anhum, Allah onlardan razı olsun. Fehiye ihtilafatun içtihadiyetun kemakil. Denildiği gibi bunlar içtihadi ihtilaflardır. Yani garaduhum minha, bunların maksadı, o sahabenin buradaki amaçları, ikamete merasimi şer, şeriatın ikamesiydi. Şeriatın o merasiminin artık çizgisinin korunmasıydı. Ve idameti menahici eddin, idamete artık, çünkü kâne'nin haberi ne matuf. Kâne garaduhum minha ikamete merasimi şer ve idamete menahici din. Dinin menhecinin, yönteminin, dinin devam etmesiydi diyor. Şimdi bu ihtilaflara başlıyor. İlk İslam toplumunda Resulullah'ın hastalığından itibaren başlayan ihtilafları sayacak. 10 tane ihtilaf sayacak. Fe evvelu tenazu'in, ilk tartışma, cidal, münakaşa, vaka'a fîmâ radihi aleyhissalâtu vesselâm, fîmâ ravâhu limâmu Ebu Abdillah Muhammed İbni İsmail el-Bukhariyyu bi isnâdihi an Abdillah İbni Abbasin radıyallahu anhum. Buhari'nin efendim Ahmet Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'tan senetle rivayet ettiği bu Kırtas hadisesi diye bilinen olay. Abdullah bin Abbas bunun ravisi. Kâle lemme eşteddebin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem maraduhu lezî mâte fîh. Merazın mevti derler. Maraduhu lezî mâte fîh, yani ölümüyle sonuçlanan hastalığında. Resul-i Ekrem'in ölümüyle sonuçlanan hastalığı artınca, bu da biliyorsunuz 13-14 gün sürdüğünü biliyoruz. Yani bu meraz mevkindeki hastalık 13-14 günlük bir şey. Artınca kale u'tuni bi devatin ve kırtasin ektub lekum kitaben la tadillu ba'di. Resulullah buyurdu ki bana kağıt kalem getirin. Devat ve kırtas, kalem ve kağıt getirin. Kırtasiye buradan geliyor. Ektub lekum kitaben, size bir şeyler yazayım. Fela tadillu ba'di, benden sonra sapıtmayın, yoldan çıkmayın diye buyurdu. Fekale Umar radıyallahu anhu, Hazreti Ömer dedi ki inne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kad galebehu'l vec'u. Resulullah'ın ağrısı arttı. Hasbuna kitabullah. Allah'ın kitabı bize yeter diye Hazreti Ömer itiraz etti. Yani kağıt kalem getirilmesine itiraz etti Hazreti Ömer. Ve kesural lagatu, lagat gürültü, yani gürültü. Gürültü çoğalınca fakalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kumu anni, gidin yanımdan, çekilin dedi, gidin terk edin. La yenbagi indi tenazu, benim yanımda böyle bir tartışma gereksiz olmaz, gidin dedi. Onları huzurundan çıkarttı. Kale İbn Abbas, Abdullah bin Abbas diyor ki er-raziyyetu kullu raziyye. Bu er-raziyye çok büyük bir musibet oldu, felaket oldu, rezalet oldu diyor. Raziyye kullu raziyye, büyük bir musibetti. Ma hale beynena ve beyne kitabı Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu diyor bizimle Resulullah'ın kitabı, yani ne yazdıracak da acaba? Arasına giren hale yahulu, engel olan, yani engel olan büyük bir musibet, bir felaket oldu, bir rezalet oldu. Yani böyle olunca ne kağıt kalem getirildi, ne Resulullah bir şey yazabildi. Şimdi bu tabii ilk şey Kırtas hadisesi. Tabii buradaki şeyi biliyorsunuz. Yani Şia nas ve tayine inanıyor bir defa, imametle ilgili. Nas ve tayin düşüncesine inanıyor. Diyor, onlar diyor ki eğer Resulullah'a Hazreti Ömer izin verseydi Ali'yi yazdıracaktı. Ama şunu biliyoruz. Tabii bu Kırtas hadisesi hastalığının işte 7. 8. gününde yanılmıyorsam oluyor. Sonrasında Resulullah bir hafta kadar daha yaşıyor. Eğer bu hani isteseydi Resulullah yazdırabilirdi. Bu tabi Buhari'de geçen başka bir rivayette Hazreti Ali'ye soruluyor bu gizli ilim bahsinde. Sizin diyor Ali bin Ebi Talib'e soruyorlar radıyallahu anh. Sizin Resulullah'tan aldığınız, Resulullah'ın size verdiği bir şey var mı? İlim var mı? Gizli ilim var mı diye. O da vallahi hayır diyor, şu kılıcımın kınındaki Resulullah'ın tavsiyeleri.
Onlar da şeyler yani işte müşrikleri şeyden çıkarın. Sebat arası ile ilgili şeyler. Bir şey yok. Yani Resulullah ne yazdıracaktı tabi bilmiyoruz. Yani yazdırsaydı. Ama eğer imametle ilgili ya da bir şeyhin iddia ettiği gibi Ehl-i Beyt'ten bir Hazreti Ali gibi birini düşündüyse de onu yazdırmak istediyse de sonradan yazdırabilirdi. Yani çünkü yaşıyor bir hafta kadar daha. Ama böyle bir şey yani raziye kullur raziye yani İbn Abbas'ın tanımlaması çok doğru. Büyük bir musibet. Onu geçiyoruz. El hilafus sani. İkinci ihtilaf fi maradihi ene kal. Ennehu kal. Yine hastalığında cehizu ceyşe usamete le'anallahu men tehallefe anhu. Hazreti Peygamber biliyorsunuz vefatından önce Üsame bin Zeyd'in o bin Harise'nin oğlu Üsame bin Zeyd'i çok severdi biliyorsunuz. Yani zaten Üsame'yi de torunları gibi görürdü. Resulullah onu daha 20'li yaşlarındayken işte şeye Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'in de olduğu bir ordu tabii ki bu. Şeye gönderiyor. Ordu komutanı olarak tayin ediyor. Sonra ama Resulullah vefat edince bu şey gecikiyor. Hazreti Ebu Bekir sonra gönderiyor ama tabii. لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ Ondan geri kalanı Allah lanet etsin. فَقَالَ قَوْمٌ Tabi Resulullah ölünce يَجِبُ عَلَيْنَا اِمْتِسَالُ اَمْرِ Resulullah'ın emrine uymamız vaciptir dediler. Usame kad baraza min el Medine. Usame de Medine'de. Ve kâle kavmun kad işte şöyle ordu hazırlandı. Bekliyor yani şey daha gitmedi yalnız. Usame de Medine'de. Ve kâle kavmun kad işte maradun nebi aleyhissalatu vesselam. Resulullah'ın hastalığı şiddetlendi. Fela tasa'u kulubuna mufarakatehum. Bizim kalplerimiz ona ayrılığa dayanamaz. Vel haletu hadihi bu durumdayken hatta nasbira ayyi şeyin yekunu min emri. Ha, daha Hazreti Peygamber ölmeden yani ordu hazır ama daha gitmedi. Resulullah'ın hastalığı artınca dediler ki kalbimiz onun ayrılığına dayanamaz. Bekleyelim bu durumdayken. Hatta nasbira ayyi şeyin yekunu min emri. Ne olacağını görelim diye düşündüler. İnnemâ evrattu hâdeynit tenâzu'ayn. Diyor ki ben diyor bu iki ihtilafı burada zikrettim. Hani bana kızmayın diyor. Ben evrattu hadeynit tenazuayn. Niye zikrettim? Li ennel muhalifine rubbema. Çünkü muhalifler bunu addu zalike minel hilafatil müessirati fi emri din. Din işinde çok önemli etkili bir ihtilaf olarak görebilirler, sayabilirler. Ve leyse kezalik. Böyle değil. Onu göstermek için. Ve innemâ kânel garadu kullu. Buradaki bütün amaç nedir? Kâne'nin artık şeyi yapalım, haberi yapalım. İkamete merasimin şer'i fi hali tezelzülül kulüb. Kalplerin tezelzül ettiği yani böyle kaydığı anlarda şeriatın ikamesinin önemine vurgulayalım. Amaç buydu ve teskinin nâiratil fitnetil müessiratin de takallübül umur. Ve yine nâira ne diyor? Nâerat nâiraten finnâs hâcet hâcet. Yani heyecan şey yapan böyle taşkınlık yapan yanan fitneyi şeyinde takallubul umur işler karıştığı zaman etkili olacak fitneyi ne yapmak ya, fitne heyecanını diyelim teskin etmek için idi buradaki garat amaç buydu diyor. Bunlardaki amaç buydu. El hilafus salis üçüncü ihtilaf fi mevtihi aleyhissalatu vesselam Resulullah'ın ölümüyle ilgilidir. Kale Umar ibn-i Hattab. Hazreti Ömer dedi ki men kale inne Muhammeden kad mate kateltuhu bi seyfi hâbe. Kim Muhammed öldü derse onu bu kılıcımla öldürürüm demişti o tepkisel olarak. Ve innemâ rufi'a iles semâ. O semaya raf edildi. Kemâ rufi'a İsa aleyhisselam. Diye Hazreti Ömer o şaşkınlıkla ölüm haberini alınca böyle bir söylemde çıkışta bulunmuştu. Ve kâle Ebu Bekir bunu Ebi Kuhafete radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir bu arada Hazreti Ebu Bekir'in ismi Abdullah olsa gerek değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Ebu Bekir
Abdullah diye hatırlıyorum. Hazreti Ebu Bekir'in ismi Abdullah, o künyesi. Ebu Bekir tabii daha çok. Ebu Bekir'in Mekrub mu Ebi Kuhafe radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir dedi ki, men kâne ya'budu Muhammeden. Kim Muhammed'e tapıyorsa, fe inne Muhammeden katmat. Muhammed ölmüştür. Ve men kâne ya'budu ilahe Muhammedin. Kim Muhammed'in ilahına, Rabbine ibadet ediyorsa, fe inne ilahe Muhammedin hayyun lem yemut. Ölmeyen biri odur. Velen yemute, ölmeyecektir de. Ve kara'a kavlallahi subhanehu ve teala, ve ma Muhammedun illa rasul kad halet min kablihi rusul. Muhammed ancak bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. Efe immate ev kutile, eğer ölürse ya da öldürülürse, inkalaptum ala akabikum, gerisin geriye başa mı döneceksiniz? Ve men yenkalib ala akibeyhi, kim dönerse yolundan, felen yedurrallâhe şeya, Allah'a bir zarar vermez. Ve seyezillâhu şâkirîn, Allah şükredenlere karşılığını verecektir. Böyle ayeti kerimeyi okudu, hatırlattı Müslümanlara. Faraca al kavmi ila kavli, insanlar tabi onun sözüyle kendilerine geldiler. Ve kâle Ömer radıyallahu anh, keenni mâ semi'tu hâdihi l-âyete hattâ kara'ahâ Ebu Bekir. Hatta Hazreti Ebu Bekir de sanki dedi, ben bu ayeti Ebu Bekir okuyuncaya kadar sanki işitmemiştim dedi. Bazen oluyor değil mi? Kur'an'dan biz de bir ayet okuyoruz. Allah Allah, böyle ayet ilk defa sanki okudum. Aslında çok yer okumuşuz ama bazen oluyor öyle. El-Hilâfur Râbi, dördüncü ihtilaf. Fî mavdî defnihi aleyhissalâtu vesselâm, Resûlullah'ın nereye defnedileceğiyle ilgili ihtilaf. Erâde ehlu Mekke'te minel muhacirîne, Mekkeli muhacirler istediler ki, nereye istediler? Raddehu ilâ Mekke. Erâde ehlu Mekke minel muhacirîn raddehu ilâ Mekke'te. Mekke'ye götürmek istediler. Li'ennehâ maskatu ra'sihi, doğduğu yer, başının düştüğü yer, doğduğu yer. Ve me'nesu nefsihi, nefsinin işte en iyisi olduğu, tanıştığı, gençliğini yaşadığı yer. Ve muti'u kademi, ayağını vat ettiği, bastığı yerler. Ve mavti'u ehli, ailesinin vatanı. Ve vaki'u rahli, yine rahlinin yani ticaretinin yeri, kaynağı. Ve arada ehlül medineti bile ensar. Ensarlı Medineliler de, Ensardan Medineliler de erade defnehu bil Medine. Medine'ye defnedilmesini istediler. Lennehe daru hicreti, hicret yurdu. Ve medaru nusrati, zaferinin medarı, merkezi yer, kaynağı. Ve eradet cemaatun naklehu ila beytil makdis. Bir grup da onu Beyt-i Makdis'e defnetmek istediler. Lennehu Mevdi'u defnil enbiya, peygamberlerin defnedildiği yer. Kudüs, Beyt-i Makdis. Eminhu mi'racuhu ile sema. Semaya miracı da oradan oldu. Kudüs'ten. Sümme ittefaku ala defnihi bil medineti. Sonra ittifak ettiler Medine'ye defnedilmesi konusunda. Lima ruhi anhu aleyhissalatu vesselam, şu rivayet sebebiyle. El enbiya yudfenuna haysu yemutun. Peygamberler öldükleri yere, haysu burada mekan zarfı, yer anlamında, öldükleri yere defnedilirler rivayetinden hareketle Medine'ye efendim defnetmede ittifak oluştu. El hilafun famis, yani bunlar aslında büyük ihtilaflar değil, yani hocanın saydıkları büyük ihtilaflar değil. En büyük ihtilaf belki de şu: fil imameti. İmamet hakkındadır. Ve a'zamu hilafin beynel ümmeti hilaful imame. Ümmet arasındaki en büyük ihtilaf bu. İmametteki ihtilaftır zaten odur. İz çünkü ma selle seyfun fil İslam ala kaidetin diniyetin misle ma selle ala imameti fi kulli zaman. Çünkü İslam'da, İslam tarihi boyunca ma selle seyfun hiçbir zaman kılıç kınından çıkmamıştır. Ala kaidetin diniyetin, bir dini kaide ilke üzerine, misle ma selle alel imameti. İmamet konusunda çıktığı kadar, yani bu yöneticilerin birbiriyle mücadeleler, işte Harun Reşid'i düşünün kardeşiyle, Harun Reşid'in oğulları Hadi ile Mehmun, hatırlayalım. Her zaman da hani şey de gördü bunları ya, Şehristani 1143 vefatlı 508. İmamet hakkında çıktığı kadar başka bir konuda kılıç çıkmamıştır. Fakat sehelallahu teala fi sadril evvel, ama Allah Teala bu işi başlangıçta kolaylaştırdı, yardımcı oldu.
çok büyük bir fitne çıkmadan çözümlerle Hazreti Sakif olayını anlatacak. Fahtelefel muhacirune ve ensar. Muhacirler ve ensar ihtilafa düştüler. Fiha bu konuda filimame. Ve kâletil ensar. Minna emirun ve minkum emir. Ensar dedi ki sizden bir emir olsun, yönetici bir şimdi bir de bizden olsun, sizden olsun dediler. Vettefakü alâ reisihim Sa'd ibn Ubade fil ensariyyi ve reisleri Sa'd ibn Ubade el-Ensari ki konusunda ittifak ettiler. Ensar onu halife yapmak istediler, emir yapmak istediler. Festedragehu Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma fil hal derhal bu tabi şey Sakife toplantısından bahsediyor biliyorsun zaten şimdi söylüyor. Sakife beni Saide Saide oğulları çağırda oturmalı mekanında meclisinde toplantıya gittiklerini öğreniyor Ebu Ubeyde el-Cerrah. Hazreti Ebu Bekir de Ömer'e haber verince onlar da gidiyor olayı anlatıyor. Şimdi Sa'd bin Ubade tabi büyük bir sahabi. Resulullah'ın övgüsüne mazhar olmuş. Hazreçli kendisi. Hazreç'in büyüklerinden akabe biatlarına da bulunmuş büyük bir şahsiyet. Sa'd bin Ubade'yi onlar reis yapmak istiyor. Festadrakehu Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma fil hal. Onlara bu haber ulaştı hemen derhal ve bi en hadara Sakife beni Saide. Onlar bu meclise geldiler. Sakife'ye geldiler. Burada tabii şey de var aslında. Ebu Ubeyde el-Cerrah da var. Ve kâle Ömer diyor ki kuntu uzevviru fi nefsi kelamen fit tarik. Tabi bunlar öğrendiler. Şeye bu olay da hemen yani pazartesi oluyor biliyorsunuz. Resulullah'ın 13-14 günlük hastalığı olunca işte pazartesi vefat ediyor. Çarşamba defnediliyor. Bu olay da pazartesi oluyor. İlk gün yani. Kuntu, tabi haber aldılar ki şey Sakife'de toplantı var. Yolda diyor Hazreti Ömer kuntu uzevvir fi nefsi kelamen fit tarik. Ben diyor kendi içimden ne söylerim diye konuşuyordum. Yani içimden geçiriyordum. Ne yaparım, ne ederim, nasıl söylerim diye. Çünkü bir şok edici bir durum var ne yapılır diye. Kuntu uzevviru. İçimden geçiriyordum yani ne yaparım, ne ederim diye şey yapıyordum. Düşünüyordum. Efendim nasıl söylerim ederim diye. Felemma vasalna ile sakifeti eraddu ene tekellem. Sakife'ye ulaştığımız zaman o mecliste ben konuşmak istedim. Fakale Ebu Bekir meh ya Umar. Dur dedi. Meh. İsim film mebni ala sükun bir mana ünkuf. Kale meh meh. Evet. Dur bakalım dedi. Fehamidallaha ve esna aleyh. Allah'a övdü. Hamd etti. Ona övdü. Ve zekara ma kuntu kaddiruhu fi nefsi. Bak Muzevvir'in açıklamış oldu. Ve zekara ma kuntu kaddiruhu fi nefsi. Ben kendi kendime takdir ettiğim, düşündüğüm şeyleri söyledi. Ki ennehu yukbiran gayb. Sanki gaybden haber veriyor. Yani benim düşüncelerimi okudu sanki diyor. Ve kabile fekable en yeştegile lensaru bil kelam. Diyor ki fekable en yeştegile lensaru bil kelam. Ensar da söze girmeden ve sözle meşgul olmadan önce medettu yedi ileyhi febayatuhu Tebayyahu'n nasu ve sekenetil fitne. Ensar söze başlamadan hemen ben işte elimi uzattım. Ona biat ettim. İnsanlar da biat etti ve fitne söndü. Şurada devam etmiyorsa ben biraz söyleyeyim dedim. Evet. Yani burada biliyorsunuz şey tartışmalar var. Ensar kendini övüyor. Biz Kur'an, biz muhacirlere ev sahipliği yaptık. Siz yurdunuzdan kovuldunuz, çıkarıldınız. Biz size yardımcı olduk. Kur'an bizi övüyor. Hak bizim hakkımızdır dediler. Hazreti Ebubekir işte olmaz dedi. Kureyş kabul etmez vesaire. O tür şeyler tartışmalar kitaplarda biraz daha detay var. İhtilaf bu ama. Fitne söndü. İlla enne bey'ate Ebi Bekir'in kânet felteten vakkallahu müslimine şerrah. Fakat diyor Hazreti Ömer bu Ebu Bekir'in biatı diyor kânet felte. Felte amel dûne tedebbur ve temehhül. Yani düşünmeden hiç çalışılmadan meydana gelen olay aniden ansızın meydana gelen bir olay.
Yani bu felte o demek. Böyle bir olay oldu ama Allah bizi korudu diyor. Yani bir sürçme, bir hata efendim. Vakkallahu'l-Müslimine şerra. Allah'ın Müslümanları şerrinden koruduğu bir felte oldu. Yani büyük bir şey olabilirdi. Düşünün. Şayet Hazreti Ebubekir ve Ömer gitmeseler ya da Sa'd bin Ubade'ye biat edilse ihtilaf yani İslam toplumunda hemen başlamış olacaktı. Çünkü Kureyş kabul etmeyecekti. Belki daha başka şeyler olacaktı. Tabii o şekilde, o yüzden felte diyor yani. Bu bir felteydi ama Allah onun şerrinden Müslümanları korudu. Şey oldu. Sa'd bin Ubade biliyorsunuz biat etmedi tabii. Hazreti Ebubekir'e biat etmedi. Hazreti Ömer döneminde de biat etmedi. O Hazreti Ömer döneminin başlarında vefat etti. Temen a ve ila misliha faktuluhu. Hazreti Ömer diyor ki kim böyle bir şey benzer bir şeye dönerse onu öldürün. Ve eyyüma raculin bâya raculen min gayri meşferetin minel müslimin fe innehuma tagirratun yecben yaktula. Bu herhalde Hazreti Ömer'in sözü devam ediyor değil mi? Evet. Fe eyyüma raculin bâya raculen min gayri meşferetin. Meşveretsiz kim bir adama biat ederse Müslümanlardan fe innehuma tagirratun. O ikisi yani biat edenle edilen tagirradır. Tagirra yani garrada tagrıran bir şey arrabahu lil helak. Kendini helaka götürecek kötü bir olaydır diyor. Yecibu en yaktula öldürülmeleri gerekir bunların. Yecibu en yuktela. Bu ikisinin öldürülmeleri gerekir. Meşveretsiz birine biat eden. Yani bizimki bu bir hataydı. Bizimki de biraz yani onu demek istiyor. Böyle bir şey oldu ama Allah'tan Allah şey oldu. Çünkü yoksa böyle bir olay olmasaydı da herhalde sahabiler yani Resulullah'ın defninden sonra bu işleri yaparlardı. Resulullah'ın naaşı oradayken bu işe kalkışmazlardı. Allah alem. Ve innema seketetil ensaran da'vahum bi rivayet Ebi Bekir'in anen nebiyyi aleyhissalatu vesselam. Ensar diyor davasından vazgeçti. Ses sükutla geçiştirdi. Hazreti Ebu Bekir'in Resulullah'tan el-e'immetü min Kureyş imamlar Kureyş'ten olur rivayetin sebebiyle Ensar davasından vazgeçti. Tabi bu da ihtilaflı Hazreti Ebu Bekir dedi mi demedi mi o mecliste farklı şeyler de var görüşler. Ve hadihil bey'atu hiyelleti carat fi sakife. Bu biat diyor Sakife'de meydana geldi cereyan etti. Sümme lemma ada ilel mescid sonra insanlar mescide dönünce insale nasu aleyhi yani Hazreti Ebu Bekir mescide gidince insale nasu aleyhi insale aleyhi nas tekaseru havlehu etrafında çoğallar bir çoğu şey olarak kalabalık bir şekilde etrafında toplandılar ve bayauhu an rağbetin istekli bir şekilde isteyerek biat ettiler. Siva cemaatin min Beni Haşim. Beni Haşim'den bazı gruplar dışında isteklice biat ettiler. Ve Ebi Sufyan min Beni Ümeyye. Ebu Sufyan da biat etmedi. Ve Emir-i Müminin Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anhu ve Hazreti Ali Efendimiz. Çünkü kâne meşgulen bima emarahun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bi teçhizihi ve defnihi ve mülazemeti kabrihi min gayri münazaatin ve la müdafaa. Çünkü o Hazreti Ali Resulullah'ın emri üzere onun Resulullah'ın teçhizi, defni ve kabriyle ilgili gerekli şeyleri bila münazaa ve la müdafaa yani hiçbir tartışma, cedel, sıkıntı olmaksızın bütün işleri Hazreti Ali'ye yapmasını istemişti. Hazreti Ali de bununla meşguldü. Dolayısıyla o toplantıdan haberi olmadı. Nitekim 6 ay sonra biat etti. 6 ay sonraki biatı da yani o kırgınlığını dile getirmişti. Biz teçhiz tekfin işiyle uğraşırken defin işiyle siz bu işi yaptınız diye. Ebu Sufyan niye biat etmemiştir? Ebu Sufyan'la biliyorsunuz Ümeyye oğulları İslamiyet'ten önce de Kureyş'i meydana getiren 10 tane büyük aile var. Malum bu ailelerden en büyükleri işte Haşimoğulları Resulullah'ın ailesi, Ümeyyeoğulları. Ümeyyeoğulları en güçlüler o devirde. Çünkü ticaret onların elinde. Çok zenginler. Eşraf Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te aslında Müslümanların savaştığı müşriklerin komuta kademesinde genelde Ümeyyeoğulları var. Ümeyyeoğulları hatta Resulullah
peygamber olduğunu söyleyince de lekaryeteyn azim Kur'an ifadesiyle, iki köyün ulusu dururken, yani ya biz Kureyşlilerden bize ya da Taifli Sakif oğulları dururken bu Haşimoğulları da kim diye, yani Hazreti Peygamber yetim öksüz çobanlık yapan birisi, küçümsemişlerdi. O yüzden Ümeyyoğulları da en geç Müslüman olanlar, yani Hazreti Osman Efendimiz'i çıkarırsak 6. sırada Müslüman oluyor. Diğer Ümeyyoğulları çoğunlukla Mekke'nin fethinden sonra Müslüman oldular. Sindirmeleri kolay olmadı. Mekke'nin fethinden sonra da yine Ebu Sufyan'ın gelmeyişine, çünkü Ebu Sufyan Hazreti Ali'ye gidip demişti, yani bu sizin hakkınız, efendim istersen sana yardımcı olayım. Hani bu rekabet, şunu diyor aslında lisan haliyle, bu rekabet Kureyş içinde Haşimoğulları ile Ümeyyeoğulları arasında bu şeylerden çıktı. Hazreti Ebu Bekir Teymoğullarından. Hatta bunu Hazreti Ebu Bekir'in babası Ebu Kuhafe de söylüyor. Şeyi duyunca, oğlunun halife olduğunu, Allah Allah diyor, bu sana değildi Kureyş. Sen bu Kureyş'in uluları arasından nasıl oldu da? Çünkü Teymoğulları, Hazreti Ebu Bekir'in ailesi Kureyş'ten pek şey değiller onlar. Haşimoğulları ve Ümeyyoğulları gibi etkili, nüfuzlu değiller. Şaşkınlığını dile getirmişti. Yani bunu niye söylüyoruz bu açıklamayı? Ebu Sufyan acaba niye biat etmedi, geciktirdi biatında? Hani şeyden, Tuleka'dan olmasına rağmen geç Müslüman oldu. Ama yine de o asabiyet demek ki duruyor ki, hemen şey yapmadı yani, sindiremedi Hazreti Ebu Bekir'in de halifeliğini, ki biraz bekledi, geç biat etti. El-Hilafus-Sâis. Altıncı ihtilaf, fi emri felek. Tabi biliyorsunuz işte bu şeyden dolayı Ehl-i Sünnet ne diyor? İmamet bir tercihil ihtiyarül ümmetin tercihine bırakılmış bir mesele. Nas tayin değil diyor. Altıncı ihtilaf, fi emri felek. Felek hurmalığı hakkında, bahçesi hakkındadır. Bu Medine'ye 2 günlük mesafedeymiş. Bu Yahudilerden, yani Hayber'in ötesinde Resulullah'ın fey olarak aldığı, dipnottan şöyle şey yapıyorum, 7. senede 629'da bu Resulullah bu fey olduğu için bunu kendisine, ailesine ve Haşimoğullarından birilerine şey yapıyordu, infakta bulunuyordu. Bu fedek meselesi, Hazreti Fatıma bu hakkı istediği zaman Hazreti Ebubekir vermemişti onunla ilgili. Bir emri fedek ve tevarus anin nebiyyi aleyhissalatu vesselam, Resulullah'tan miras kalıp kalmayacağı meselesi ki, ve da'va Fatimete aleyhisselam verasetten taafoten, yani onun tekrar veraset olarak kendisine temliken uhra, önce hem veraset hem de temliken uhra, diğerinde de kendisine emrine tahsis edilmesi, mülk verilmesini iddiasında bulunmuştu Hazreti Fatma annemiz. Hatta defaat hep anzalike bir rivayet meşhuratan Nebi aleyhissalatu vesselam. O da nahnu ma'aşiral enbiya la nuras ma taraklahu sadakatun. Biz peygamberler topluluğu miras bırakmayız. Bizim bıraktığımız sadakadır. Rivayeti sebebiyle hatta dufiat diyelim o zaman. Defaat değil de dufiat an zalike. Yani bundan vazgeçirildi Fatıma annemiz. O meşhur rivayetle diyor. Fedek kurmalığı da Şia'nın zaman zaman yani şey kullandığı şeylerden birisi, karşıt şey olarak. El-Hilafus-Sabi' 7. ihtilaf, fi kıtali mani'i ez-zekati, mani'un, mani'un muzafun nehy olunca mani'ine oldu. Efendim, nasb durumunda muzaf olunca da kendisi yine, zekatın muzafı olunca da nun düştü. Mani'i oldu. Fi kıtali mani'i ez-zekati. Zekat vermeyenlerle savaş, ridde olayları yani. Nefekâlel kavm la nukatiluhum kıtâlel keferati. Hazreti Ebu Bekir onlarla savaşacağını söyledi. Bazıları da olmaz Müslümanlar. Onlar Müslüman, kelime-i şehadet getirdiler. Onlarla kafirlerle savaş gibi savaşılmaz diye itiraz ettiler. Ve kâle kavm bel mukatiluhum hatta kâle Ebu Bekir radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir'in de bulunduğu grup, hayır savaşırız. Lev men'ûni kâlen mimma a'tû
Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem le kateltuhum aleyhi. İkalen bu şeyin ya bu katır için diyor da bu Arapların biliyorsunuz şeye de ikal derler. O ipe var ya şeyi kufiyeyi sabitlemek için şöyle iki donanımlı şey var. İkal. İp yani. Bana bir Resulullah'a verdikleri şeyi bir ipi bile vermezlerse lekateltuhum aleyh buna karşılık onlarla savaşırım. Ve madâ bi nefsihi ilâ kitâlihim bizzat kendisi de onlarla savaşa gitti. Ve vâfakahu cemaatus sahabeti bi esrihim. Sahabenin büyük bir hepsi ona muvafakat etti. Fakat hatta Hazreti Ebubekir onu söylüyor Hazreti Ömer. Fakat edda içtihadu Umar radıyallahu anhu fi eyyâmi hilafeti ilâ raddi sebâya ve lemvâli ileyhim. Ha şöyle Hazreti Ebu Bekir aslında bu kararı aldığında Hazreti Ömer onlara buna itiraz ediyor. Yani onlar Müslüman nasıl savaşır? Sonra ama hak veriyor Hazreti Ebu Bekir'e. Fakat vakad edda içtihadu Ömer radıyallahu anh fi eyyami hilafeti. Hilafet Hazreti Ömer'e geçtiği zaman içtihadı ila raddi sabaya ve lemal ileyhim esirlerini ve mallarını onlara geri verdi ve itlakil mahbusine minhum hapistekileri de serbest bıraktı ve ifraca nasrahum esirlerini serbest bıraktı. Yani bu Hazreti Ebu Bekir'in tutukladığı, esir aldığı, malına el koyduklarını geri vermek şeklinde. Onun iştihadı da öyle oldu Hazreti Ömer'in diyor. El hilafus samin. Sekizinci ihtilaf. Fi tansis Ebi Bekir'in ala Umar'a bil hilafeti vaktel vefati. Hazreti Ebu Bekir'in Hazreti Ömer'i ölüm zamanı ölmeden önce tansiste nas yani tayin etmesi, istihlaf etmesi hakkında itiraz oldu. Feminen nasi men kal. İnsanlardan bazıları dediler ki kad velleyte aleyna fazzan galiza. Bize çok sert, kaba birini veli tayin ettin diye itiraz ettiler. Yani Hazreti Ebu Bekir kendinden sonra Ömer'e uygun görüyorum demişti. وَارْتَفَعَ الْخِلَافُ بِقَوْلِ اَبِي بَكْرٍ İhtilaf Hazreti Ebu Bekir'in şu sözüyle bitmiş oldu. لَوْ سَأَلَنِي رَبِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü Rabbim bana bunu sorarsa لَقُلْتُ sorarsa şöyle derim. وَلَّيْتُ عَلَيْهِمْ خَيْرَهُمْ لَهُمْ Onlar için en hayırlısını seçtim, en hayırlısını veli bıraktım derim dedim. وَقَدْ وَقَعَ فِي زَمَانِهِ اِخْتِلَافَاتٌ كَثِيرَةٌ فِي في مسائل ميراث الجد والإخوة والكلالة في إقل الأقل إقل إقل الأصابع الديت ديت ديت hukukta var mı değil mi ama yakın yanlış mı okuduk acaba? Evet. Nasıl yine diyor ki Hazreti Ebu Bekir'in zamanında yine birçok şey meselelerde de ihtilaflar çıktı. Onun zamanında ne gibi işte mirası cet, dedenin mirası, kardeşler, kelale, Kur'an'da bununla ilgili ayet-i kerime var. Kelale, yani annesi babası herhalde olmayıp ne miydi? Fi ekalil asabi şeyin usbe, şeyin yani yine bir fıkhi meselelerle ilgili ve diyatil esnan efendim ve hudud ba'dil cerâim illeti lem yarıd fiha nasun hakkında nas varit olmayan bazı meselelerin hadleri hakkında, suçlu şeyleri hakkında, cezası hakkında efendim ve innema ehemmu umurihim en önemli işi Hazreti Ebu Bekir döneminde 2 yıllık halifelik yapıyorsunuz. El iştigalu bi kıtayla Rum. Rumlarla, Romalılarla savaş, onunla meşgul olmak. Ve gazvil acem, acem ve sucum. Ve fethillahi teala el futuh alel muslimin. Hazreti Ebu Bekir döneminden bahsediyor. Fethillahi teala el futuh alel muslimin. Allah Teala'nın Müslümanlara fütuhat nasip etmesi. O zaman şöyle gazvelacağım ve fetahallahu fiil okuyalım. Çünkü sonrakini fiil okumak gerekiyor.
Fetahallahu Teala el futuh alel Müslimin. Allah Teala Müslümanlara futuhatlar verdi. Ve kesretü's sebaya vel ganaim. Esirler, ganimetler çoğaldı ve kanu kulluhum. Bu şeye geçti. Düzeltiyorum arkadaşlar. Kad vaka fi zamanihi biz bunu direkt Hazreti Ebu Bekir'le ilgili düşündük. İlk zahir isim o diye ama sanki biraz Hazreti Ömer dönemine de geldi. Hani belki de onlar için en hayırlısını tercih ettim. Nitekim Hazreti Ömer zamanında birçok ihtilaflar meydana geldi ama böyle hukuki ihtilaflar. Ama Allah fütuhat, çünkü fütuhat daha çok Hazreti Ömer döneminde oldu. Esirler çoğaldı, ganimetler çıkar. Kulluhum yasurun an ra'yi Umar radıyallahu anhu. Hepsi Hazreti Ömer'in görüşü üzereydiler. Görüşünden çıkmıyorlardı yani. Vanteşaratid da've ve daharatil kelime. İşte davet yayıldı. Kelimetullahi yel ulya. Allah'ın yüce kelimesi ortaya çıktı, zahir oldu. Ve danetil Arab ve lanetil acem. Arap yaklaştı. Acem de yumuşadı. Yani birçok fütuhat oldu. Bu herhalde doğrusu Hazreti Ömer dönemi kastediliyor. Fi zemanihi, aslında fi zemani Ömer dese olurdu. Hazreti Ömer dönemi değil. El hilafut tasi. Dokuzuncu ihtilaf fi emri şura ve ihtilafi la ra'i fiha. Bu arada arkadaşlar şöyle, bu canlı da olduğu için şeye açık aslında. Hani benim böyle bazen tereddütte kaldığım yerlerde siz de katkıda bulunabilirsiniz. Yani şöyle olabilir ya da şöyledir diye. O konuda lütfen şey yapmayın. Yani çekinmeyin. El-Hilafut-Tasi' 9. ihtilaf fi emri şura ve ihtilaf ila ra'i fiha. Şura hakkında, yani Hazreti Ömer'in kendinden sonrası için belirlediği şura ve oradaki farklı görüşlerle ilgili, ihtilaflarla ilgili. Vettefakû kulluhum. Hepsi ittifak ettiler. Alâ bey'ati Osman'a radıyallahu anh. Hazreti Osman'a beyat konusunda ittifak ettiler. Vantazamel emru, iş düzene girdi. Vestemerratid da'vetu fi zemanihi. Ve onun zamanında da davet devam etti, istemerra. Ve kesuratil futuh, birçok futuhat oldu. Ve emtele beytül mal, ve beytül mal doldu taştı. Ve aşaral halka ala ahseni huluk. Hazreti Osman insanlara en güzel şekilde muaşerette bulundu, davrandı. Ve amelehum bi absatiyet, eli bol, bonkör bir şekilde muamelede bulundu. Gayra enne akaribehu min beni Ümeyye'te. Ancak işte Hazreti Osman 12 yıllık dönemi biliyorsunuz. 12 yıllık halifenin ilk 6 yılı sükun yılları, ikinci 6 yıl fitne dönemi. Fakat diyor, Beni Ümeyye'den, Emevilerden akrabaları kadra ki bu nehabira, bunlar nehabira bindiler. Cem'u nehburatin ve hiyel mehleke. Rakibu nehabira, yani helake bindiler, helake sürüklediler. Ferakibethu, bunlar felakete bindiler ve ferakibethu, o felaketler de Hazreti Osman'a felakete götürdü. Ve caru fecir aleyh. Onlar zulmettiler Beni Umeyye, fecir aleyh, bunun sonucunda Hazreti Osman'a zulmedildi. Vakat fi zamanihi ihtilafatun kesiratun. Hazreti Osman zamanında birçok ihtilaf meydana geldi. Akazu aleyhi ahdasen kullaha muhaleten ala beni kulluha ahdasen. O zaman şöyle yapalım. Ve akazu aleyhi ahdasen. Ve onu birçok olaydan dolayı muahaze ettiler. Hazreti Osman'ı eleştirdiler. Ahdasen kullaha, hepsi muhaletun ala beni Ümeyye diye okumak istiyorum ama şimdi burada aslında şöyle okuyabiliriz. Ahdasen'den sonra bunu nekra, kulluha mübteda muhaletun ala beni Ümeyye haber, öyle okuyalım. Çünkü ahdasen kulluha desek, tekit yapsak
Bütün hepsi bu biraz şeyde kalıyor. O yüzden herhalde Allah alem en doğrusu. Ahdasen onu birçok olaydan dolayı muahize ettiler. Sıfat cümlesi geliyor. Kulluha muhaletun ala beni Ümeyye. İsim cümlesi geldi. Mübdera haber. Merfu ikisi de. Ama cümle olarak ne ehtasen nekra kelimesini ne yapıyor? Onun sıfatı. Hepsi de Ümeyye oğullarına ihale edilen, yani onlardan kaynaklanan, onlara mensup, yani onlara ait olaylardan dolayı Hazreti Osman'ı suçladılar ve ölümüyle sonuçlandı. Şimdi bu olaylardan biliyorsunuz 20'ye yakın olay zikrediliyor. Hazreti Osman Efendimiz'e yöneltilen irili ufaklı 20'ye yakın itham var. Bunlardan bazılarını sayacak. Minha radduhu el Hakem ibn Ümeyye'te ilel Medine'di. Hakem bin Ümeyye'yi Medine'ye alması. Bu Hakem bin Ümeyye dipnottan okuyalım. El Hakem bin Ümeyye sahabiyyun sahabidir. Kâne fîmâ kîl söylendiğine göre yufşî sırra Resûlillah. Resûlullah'ın sırrını ifşa ettiği için nefâhu ile Taif Taif'e sürgün edildi ve uide ilel Medine fi hilafeti Osman ve mâte fîhe ve keffe basaruh gözü kör olarak öldü. Ve huve ammu Osman ibn Affan ve velidü merban. Şimdi bu Hakem bin Ümeyye Hazreti Osman'ın amcası, Hazreti Osman'ın baş danışmanı ve felaketin ve kaynağı büyük ölçüde Mervan bin Hakem'in babası. Şimdi Resulullah bunu sürgün etmişti Medine'den. Resulullah'ın vefatından sonra bunu söylüyor zaten, evet. Oradan okuyalım. Rabduhu el Hakem ibn Umeyye ile Medine ba'de en taradehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah onu tard ettik. Yani kovduktan sonra Medine'ye geri aldı Hazreti Osman onu. Ve kâne yüsemme bu isimlendiriliyordu. Bu şey Hakem bin Ümeyye Tarid-i Resulillah. Tarid-i Resulillah, Allah Resulü'nün tard ettiği kişi, kovduğu kişi lakabıyla biliniyordu. Bu Yusemma Tari'de okuduk bunu. Niye Tari'de okuduk? Çünkü Semma, yani burada meçhul fiil, ama biliyorsunuz meçhul fiilde ne oluyor? Birinci meful naibul fail olur. İkinci meful meful olur. Burada mesela malum fiil olsa Semma diyelim Resulullah. Resulullah isimlendirdi. Kimi isimlendirdi? Mervan'ı şeyi. Hakemi isimlendirdi. Tarı'yı da. Yani burada ne oldu? Semma Resulullah Hakeme Tarı'yı da. Resulullah, o zaman Tarı'yı da okuyacağız. Yüsemme Tarı'yı Resulullah. İkinci mef'ul değil yani. Birinci mef'ul oldu. Şey meful oluyor. İkinci meful naibul fail oluyor. Bu kişi Taridu Rasulillah. Resulullah'ın naibul fail kovduğu kişi olarak isimlendirilmişti. Tard ettiği. Ve ba'da en teşeffa ila Ebi Bekir'in ve Umar radıyallahu anhuma eyyame hilafetihima. Bu diyor onlara şefaat şeyde hilafetleri zamanında hem Hazreti Ebu Bekir hem de Hazreti Ömer'den şefaat diledi. Affedilmesini istedi. Fema ecaba ila zalik, onlar cevap vermediler, icabet etmediler çünkü Resulullah'ın kovduğu bir adam biz almayız dediler. Ve nefahu Umar min makamihi bil Yemen 40 fersahan. Hatta Hazreti Ömer onu Taif'ten daha 40 fersah uzaklıktaki şeye sürdü, Yemen'e sürdü. Yani sen misin şey isteyen, Taif'ten bir de Medine'ye gelmek isteyen, daha da sürdü. Tam Hazreti Ömer'den beklenecek bir davranış. Bu birisi bu. Yani bu tenkit sebebi oldu Hazreti Osman'a. Sen Resulullah'ın efendim tard ettiği, kovduğu, sürdüğü, Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'in de kabul etmediği bir kişiyi Medine'ye aldın. Ama aldığı kişi kim? Amcası. Ve Mervan'ın babası. Ve minha, yine bu eleştiriler, ithamlardan, Hazreti Osman'a yöneltilen eleştirilerden. Nefyuhu Eba Zerrin ile Rabazeti. Ebu Zer el-Gıfari Hazretlerini Rebeze'ye sürmesi. Bu da 3 günlük uzaklıkta Medine'ye
Edirne'nin köylerinden bir köy. 3 günlük şeyde, yani şeyde, Mekke yolu üzerinde, Mekke tarafında yani. 3 günlük uzaklıkta, Rebeze yani. Orada bir park zaten. Ebu Zer'e sürmesi. Efendim. Ve tezvicuhu Mervan ibnel Hakeme binte. Kızını Mervan bin Hakem ki bütün felaketin müsebbibi sayılıyor biliyorsunuz. Mervan bin Hakem yani amcasının oğluyla kızını evlendirmesi. Ve teslimuhu hamse ganaim efrikiyeten lehu. Ve humus pardon düzeltiyorum. Teslimuhu humuse ganaim efrikiye lehu. Afrika ganimetlerinin humusunu yani Allah ve Resulünün Beytülmal'in şeyini ona tahsis vermesi ve kad belagat mi epey elf dinar bu da Afrika ganimeti işte 200 bin dinar çok yüksek 200 bin dinara ulaşan bu ganimeti ona vermesi ve minha ibauhu Abdallah İbni Sa'd İbni Ebi Serhin ibauhu yanına alması yani şeyine güvence altına alması. Abdallah İbni Sa'd bin Ebi Ser. Bu süt kardeşi oluyor Abdullah bin Sa'd bin Ebi Ser. Sonra bunu Mısır'a da vali yapıyor Hazreti Osman. Kâne huve radî'ahu. O süt kardeşiydi. Kâne huve Abdullah bin Sa'd. Radî'ahu onun süt kardeşiydi. Badem ehtaran nebiyyü aleyhissalatu vesselamu demehu. Resulullah onun kanını heder etmişti. Ve tevliyetuhu iyyah. Yine onu Mısır'a bi amaliha. Mısır'a onu valisi olarak görevlendirmesi. Şimdi bu dipnottan okuyayım. Bu Abdullah bin Sa'd Ebisser değil mi? Abdullah bin Sa'd bin Ebisser Hazreti Osman'ın kardeşi. Bu ve Fatihü Fırkiye ve Fars min Farisi Beni Amir bin Abdal-i Sahabe. Bu Afrika Fatihi ve yine sahabenin kahramanlarından Beni Amir ve Farisu Beni Amir. Beni Amir'in şeyidir, kahraman şeylerindendir, avcılarındandır. Kâne min kütâbil vahyidin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın vahiy katiplerindendi. Ve kâne alâ meymeneti Amr ibni Ebil'as hîne iftetaha Mısır'a. Mısır fethettiği zaman da şeyin yanındaydı, sağ tarafındaydı yani savaş pozisyonunda Amr ibni Ebil'as'ın. Ve veliye Mısır'a sene 5 ve 25 senesinde Mısır'a vali oldu. Bade Amr ibn As, demin yanlış geçti orada. Ebil As değil, Amr ibn As olacaktı. Amr ibn As önce valiydi. Amr ibn As'ı Hazreti Osman görevden azledip onun yerine Ebi Serh'i gönderdi. Ve danet lehu Afrikiye kulluha. Afrika'ya böylece daha da yaklaştı. Lehu ahu Osman bin Affan bin Rada'a. Hazreti Osman'ın süt kardeşiydi. Ma tebi askaran fuca etenlehu yusalli senet. Namaz kılarken aniden öldü. 37, 657'de öldü. Şimdi tabii bu şeyle ilgili rivayetlerde, sahih rivayetlerde şu da geçiyor. Hazreti Osman bu süt kardeşi Abdullah bin Sa'd bin Ebi Serh pişman oluyor. Resulullah kanını biliyorsunuz Mekke'nin fethi günü kanını heder ettiği 7-8 kişi var. Bunların üçü galiba bayan. Bunları nerede görürseniz görün. Kabe'nin örtüsüne bürünmüş olarak görseniz bile öldürün diye emrettiği. İşte Kur'an'la dalga geçen, İslam'la dalga geçen kişiler vardı ya da böyle vahiy katibi. Fetih günü Hazreti Osman bu Abdullah bin Sa'd bin Ebi Serhi civarına alıp yanına alıp Resulullah'ın huzuruna geliyor. Resulullah'tan affetmesini istiyor. Resulullah yüzünü çeviriyor. 3 sefer yüzünü çeviriyor. En sonunda artık kabul ediyor. Kabul ediyor. Onlar meclisten çıktıktan sonra huzurda bulunan sahabilere diyor ki biriniz de çıkıp şunun boynunu vurmadı diyor. Yani ben bunun kanını heder etmiştim. Biriniz de çıkıp nerede bulursanız görülürse görülsün öldürülmesi emrini vermiştim. Biriniz de çıkıp boynunu vurmadı diyor. Sahabiler de diyorlar ki ya Resulallah yani biz keşke bizi anlayamadık. Keşke sen bize bir işaretle remizde bulunsaydın. Deyince Resulullah da bir peygambere remizle, işaretle konuşmak
yakışmaz diyor. Şimdi böyle birisi tabii, yani düşünün, böyle biri böyle olaylar da olmuş. Resulullah istemeden Hazreti Osman'ı kırmamak için affetmiş ama böyle de bir şeyi vermiş. Bundan dolayı bu tabii Hazreti Osman'a tenkit olarak dönmüş. Yani sen ne yaptın? Onu hem aldın, korumana aldın, efendim işte şeyi verdin, var mı sıra da vali yaptın vesaire. Hatta buna çok sayıda mal da veriyor herhalde, o da gelecek mi? Abdullah, evet. Ya geçelim. Ve tevliyetuhu, yine Hazreti Osman'ın Abdallah, tevliyet artık masal olunca sonrasını onun amel etmiş mefulü okuyoruz. Tevliyetuhu Abdallah ibne Amir'in el Basra'te. Abdullah bin Amir'i Basra'ya vali ataması, hatta ahdese fihe ma ahdes. Yani o da artık yapacağını yapmıştı. Bu Abdullah bin Amir de çok oradakilere zulmediyor. Yani bu şeyi çok severmiş. Böyle İmran yapıları çok zulmediyor. Yapacağını yaptı. Ve bu ne oldu? İlâ gayri zâlike mimma aleyh. Ve o birçok konuda artık valiler konusu zaten Hazreti Osman'ın başını yakan bu valileriydi. İkinci, altıncı yılda biliyorsunuz bütün valilerini değiştirip şeyden yapmışlar. Ümeyye oğullarından, akrabalarından. O yüzden bu şeyler o yüzden patlak verdi. Ekâne umera ucunudi. Hazreti Osman'ın ordusunun komutanları kimlerdi? Onları sayıyor. Muaviyete kâne olunca mansup okuyoruz. Kâne haberi. Muaviyete İbne Ebi Sufyan Amileşşam. Şam valisi Muaviye bin Ebi Sufyan. Sa'd ibn Ebi Vakkas Amir Kufe. Kufe Amiri Sa'd ibn Ebi Vakkas. Ve ba'dahu El-Velid bin Akufbe. Ukbe ve Said ibn el-As. Tabi ondan sonra Velid bin Ukbe, akrabası Sümeyye yollarından da büyük sıkıntı çıktı. Şu Kur'an'ı okulatan bu herhalde, şeyde sabah namazında sarhoş 4 rekat kıldırıp Kur'an'ı okulatan Velid bin Ukbe yanılmıyorsam. Ve Said ibn el-As ve Abdullah ibn Amir el-Amir el-Basra, Basra Amir Abdullah bin Amir, Abdullah ibn Sa'd bin Ebi Serh Amir Mısır. Bunlar aynı zamanda ordu komutanları. Mısır amiri Abdullah bin Sa'd el-Bisser. Ve kulluhum. Bak bu çok önemli bir cümle. Kulluhum. Bütün bunlar hazeluhu. Onu terk ettiler. Yani bu fitne başladığı zaman Hazreti Osman'ın evi 2 ay sürdü biliyorsunuz. Kuşatılıp da ölümüyle sonuçlanan olay olduğu zaman kulluhum hazeluhu. Hepsi onu terk ettiler. Tarakuhu ve rafaduhu. Terk ettiler. Hatta eta kaderuhu aleyh. Kaderi başına gelinceye kadar la kutile mazlumen fi darihi, evinde mazlumen öldürüldü, şehit oldu. Ve saratil fitnetu mine zulmi lezi cer aleyh. Ve onun başına gelen bu zulüm, fitne alevlendi. Ve lem teskul ba'du, hala da bu fitne sönmüş değil diye. Yani bu şey önemli. Bakın Şehristani, biz de diyoruz ya, Muaviye isteseydi gelebilirdi. Gelmedi ama. Yani Hazreti Osman'ın ölümü maalesef beklendi. O da diyor işte kulluhum, tüm bu önemli kişiler hepsi de onu terk ettiler. Kaderi başına gelinceye kadar. Evet. El hilafül aşir. 10. ihtilaf. Fi zemani emiril müminin Ali'yin radıyallahu anhu ba'del ittifak aleyh ve akdil. 10. ihtilaf da Hazreti emirül müminin Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun zamanındaki ihtilaftır ki Babel ittifak aleyh, onun hakkında, yani onunla ilgili ittifak olmuş, akdil bey akile, ona biat edildiği halde yaşanan ihtilaf. Teevveluhu, birincisi ihtilaflar oldu. Birincisi Hurucu Talhate ve Zübeyri ila Mekke. Talha bin Ubeydillah ve Zübeyir bin Avvam'ın Mekke'ye gitmeleri. Sümme hamlu Aişete ilel Basra. Sonra Ayşe annemizin Basra'ya taşınması, yani getirilmesi. Sümme nasbul kitali ma, onunla savaş yapılması, Hazreti Ali ile Cemel Savaşı'ndan bahsediyor. Ve yurafu zâlike bi harbil Cemel, o da Cemel Savaşı diye bilinir. Vel hakku ennehuma raca'a ve tâbe.
Doğrusu diyor, ikisi de yani Talha da Zübeyir de raca'a ve tâbe, döndüler, gittikleri yolun yanlış olduğunu bildiler, döndüler ve tâbe. İkisi de tövbe ettiler. İz zekkerahuma emran fetezekkerahu. Çünkü Hazreti Ali onlara bir şey hatırlattı. İkisi de hatırladılar. Feemmez Zübeyru, Zübeyir'e gelince fekatelehu İbn-i Cermuz bi kavsin vaktel insiraf. Ayrıldığı zaman onu İbn-i Cermuz diye, hatta şey rivayetlerde savaş meydanından ayrılıyor. Savaş meydanından ayrılınca bir köyde işte öldürülüyor ya da ayrılma zamanı, onu bir kaos yayla öldürdü diyor İbn-i Cermuz, Zübeyir bin Avvam'a. Ve fî nâr li kavlin nebi sallallahu aleyhi ve sellem, o ateştedir o İbn-i Cermuz, çünkü Resulullah beşşir katile İbn-i Safiyyete bin nâr, İbn-i Safiyye'nin oğlunu öldürene cehennemi müjdele, o cehennemliktir dedi. Ve emma Talhatu, Talha bin Ubeydillah'a gelince, faramahu Mervanu bin Hakem bi sehmin vaktel i'raz. Yine Talha da onu da Mervan bin Hakem öldürdü. Şimdi işin ilginci, okla öldürdü. İşin ilginci, Mervan bin Hakem Cemel'de şeylerle beraber biliyorsunuz. Yani Cemel ashabıyla birlikte, Hazreti Ayşe, Talha ve Zübeyir'le birlikte. Ama savaş aleyhlerine dönünce, artık kaybedileceklerini anlayınca, Mervan bin Hakem diyor ki sen de diyor Osman'ın katillerindensin diye Talha'yı öyle öldürdüğü söylenir geçiyor kayıtlarda. Hani Talha'yı nasılsa savaş kaybedildi, biz de kaybediyoruz. Savaştan ayrılmadan önce Mervan Talha'ya okla öldürüyor. Diyor ki sen de Osman'ın katillerindendin, yani Osman muhaliflerindendin diye kendi safında beraber olduk, iş tarafından öldürülüyor Talha bin Ubeydillah. Vaktel i'raz. Feharra meyiten, ikisi de öldüler. Feharra pardon meyiten, o hemen düştü öldü. Yani şey Talha bin Ubeydillah. Ve emma Aişe radıyallahu anha, Hazreti Ayşe annemize gelince fekanet mahmuleten ala ma faalet, o artık yaptığının yükünü çekti. Sümme tâbet ba'de zâlike varacat, daha sonra tövbe etti ve döndü o fikrinden. Vel hilâfu beynehu ve beyne Muaviye. Ha, yani Hazreti Ayşe annemiz zaten, Hazreti Ali kadınlar ve abisi, kardeşi, erkek kardeşi Muhammed bin Ebu Bekir'in liderliğinde ve kadınlardan oluşan bir grupla gönderdi. O da pişman oldu. Vel hilâfu beynehu beyne Muaviye. Hazreti Ali ile Muaviye arasındaki ihtilaf. Ve harbu sıffin, sıffin savaşı ve muhalefetul havaric, haricilerin muhalefeti ve hamluhu alet tahkim, onu tahkime zorlamaları ve mugadaratu Amr ibn-i As Ebu Musa ile Eş'ari, Amr ibn-i As'ın Ebu Musa ile Eş'ari aldatması ilesi şeyde tahkimden sonra Zülhuleyfe'deki toplantıda ve bakaul hilaf ile vakti vefatihi meşhurun, hatta bu ihtilaf onun ölümüne kadar meşhurdur, yani bu meşhurdur. Ve kezalike el hilafu beynehu beyne şurat el marikine bin nehrevan akten ve kavlen. Yine onunla şurat yani ellezine yeşrûne enfusehum şey şurat haricilerin isimlerinden, onlar kendilerine şurat diyorlardı. Şeyden dolayı, ayet-i kerimeden ve minen nâsi men yeşri nefsehu ibtigâ emardâtillâh, Allah'ın rızasını göstererek nefsini satanlar anlamında kendine şurat diyorlardı. Onlarla Hazreti Ali'nin ihtilafı, Marikin, dinden çıkan şurat, bin Nehrevan, Nehrevan'da biliyorsunuz 658'de bu Abbab bin Eret'in oğlu Abdullah'ın öldürülmesinden sonra Hazreti Ali'ydi, onların hepsini yok ediyor çoğunu. Akten ve kavlen, Nehrevan'daki bu şuratla olan şey ihtilası hem akden hem kavlen. Ve nasbul kital ma'ahu fi'len zahiren ma'ruf, onunla savaşı da diyor fiili olarak zahirdir, açık bir fiili olarak savaşı maruftur.
Ve bil cümleti kâne Aliyyun radıyallahu anhu ma'al hak. Hepsinde de bir cümle Hazreti Ali hakla beraberdir, hak onunladır. Vel hakku ma'ahu, hak onunladır. Ve zahara fi zamanihi el havaricu aleyhi. Onun zamanında yine hariciler ona karşı çıktılar. Misle el Eşhas İbni Kays ve Mes'ud İbni Fedeki et-Temimi, Zeyd bin Husayn et-Tai ve gayrihim. Kezalike zahara fi zamanihi el gulatu fi hakkihi. Yine onun zamanında gulat da aşırılar da çıktı. Onun hakkında aşırı düşünenler misle Abdullah İbni Sebe'in ve cemaatin ma ve min el fariqayni ibtida'atil bid'atu ve ve bu iki gruptan yani hem hariciler ona karşı olan nasibiler hem bu taraftan gulattan bunlardan bid'at ve dalalet ortaya çıktı. Ve sadaka fihi kavlun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın şu sözü de sadık ma sadakı olmuş oldu yani doğrudur. Yehliku fihi İslam. Ali ile ilgili iki grup helaktadır. Muhibbun galin ve mubgidun galin. Aşırıya giden seven, aşırı sevgide aşırı giden ve mubgidun galin ve yine kala. Ma vedda'ake rabbuke ve ma kala. Yani onu ona buğzda yine aşırıya giden, ona buğzda yine aşırıya gidenler helaktadır. Sözü de böyle ileriye gidenler gerçek oldu. Ve kasametil ihtilafatu ba'dahu ila kısmin. Sonra Hazreti Ali'den sonra ihtilaflar ikiye ayrıldı. Kısmeyni meczur olduğu için ahadihima da okuyabiliriz ya da istinaf yapıp ahaduhuma okuyabiliriz caiz. El ihtilafu fil imame vel sani el ihtilafu fil usul. İmamette ihtilaf bir de usulde ihtilaf diye. Şöyle bakalım. Biraz daha gidiyor. Mumunu gidiyor. Biraz daha gidiyor. İsterseniz Şükrü Hoca 2 hafta oldu derse başlayalım. Hep şey oldu. Şeye uyamadık. Yani 9'da bitirme şeyine. İsterseniz bu hafta uyuyalım. Çünkü biraz daha gidiyor bu. Herhalde yine yarım saat bir saati bulur eğer okursak. Şurada bir başlığa gelmiş olduk. Çünkü sonra bu nastain vesaireden bahsedecek. İsterseniz burada kalalım diyorum. Ne dersin? Şöyle bakalım. Kalalım hocam isterseniz. Zaten 1,5 saat oldu. 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 yani 6,5, 7,5 bayağı da var. Yani bu herhalde öbür hafta ancak belki şey bitirebileceğimiz. Şu hesap kitap işi de biraz sıkıntılı. İsterseniz öyle yapalım. Burada kalalım. Haftaya inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Bu arada Ramazan gelince de